Hayır ya, istemiyorum. Canım Ezgi, iyi görüneceksin, öyle düşün. Varsa da var Cansucuğum, bak ben seviyorum onları, mutluyuz biz ya. Deniz. Ay yok, beni hiç karıştırmayın hiç. Levent. Evet, evet Ezgi'cim. Aslında sen o çizgileri sevmiyorsun. Neden? Çünkü aslında o çizgiler senin yaşadığın kötü anılar. Ama izin verirsen ben o çizgileri hemen sileceğim. Merak etme, yaşadığın kötü anılar kadar canını acıtmayacak bu iğne. Aynen. Şart mı? İstemiyordum. Şart. Şart. Şöyle düşün. Kendini gelinliğinle hayal et. Takacağın tek taşı düşün. Ha? Bir düşün bakayım. Düşün. Düşündüm. İstemiyorum, yaptırmayacağım. Teşekkürler Levent. E tamam Ezgi. Peki bari boşa gitti misin? Duş alıyordum ben, birden sular kesildi de. Böyle bir dışarı çıktım, bakayım dedim bana. Akıyor mu sende? En son akıyordu. Sana yardımcı olmak isterdim ama acelem var. Ha, dersime çalıştım, hazırım diyorsun yani. Sonucu merakla bekliyorum. Nerede kaldı bu? Belki vazgeçmiştir. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ezgi, arkanda ayı var. Aa, Numan abi. Nasıl, güzel olmuş muyum? Onlar kaybetti Numan abi. Serdar geldi. Yalnız mı geldi? Yalnız. Ne yapıyoruz şimdi? Bana hemen söyle. Biz mi yanına gidiyoruz? Hayır tabii ki. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Levent'i zaten görünce yanımıza gelecektir selam vermek için. Yalnız lütfen bak. Şaşırmış gibi davran, tamam mı? Anlamasın bak geldiğini. Ay tamam, merak etme. Levent. Serdar'cığım. Durun bir haftaya oturur, telaş etme. Gel. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Cansu Hanım, merhaba. Merhaba Serdar Bey. Ezgi Hanım. Aa, Serdar Bey. Çok şaşkınım şu an. Ben burada sizi görmeyi hiç beklemiyordum. Peki, nasılsınız? Teşekkür ederim Serdar Bey. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim ama şu Serdar Bey kısmını bırakalım. Sadece Serdar desen yeterli. Geçen gün ufak bir kaza yaşamışsınız. Cansu bahsetti. Evet, öyle talihsiz bir olay yaşadık. Evet, Ezgi de Cansu'nun kuzeni. Hatta şu anda belli bir süreliğine birlikte kalma kararı verdiler. Biz de onu kutluyorduk. Öyle mi? Evet. Peki neden? Eviniz tadilatta falan mı? Hayır, aslında tam olarak şöyle oldu. Sen ne yapıyorsun? Neredeyse Soner'e anlatacaktın. Daha neler? Leke falan kalmadı. İyisiniz değil mi? Yok yok, gayet iyiyim. Alkol zaten birazdan uçar gider. Hava sıcaktı, serinledim diyelim. İçkini tazeleyeyim ben en iyisi. Teşekkür ederim. Ah, kimi gördüm? Hayatım gel bak, seni kimle tanıştıracağım. Biz hemen geliyoruz, keyfinize bakın. Biz gayet iyiyiz. Hadi bana biraz Ezgi'den bahset. Yani Ezgi kimdir, nelerden hoşlanır? Ne bileyim, bir günü nasıl geçer yani? Ezgi'den. Konuştuklarımızı sakın unutmuyorsun, tamam mı? Sen artık ayakları yere basan, ne istediğini bilen, hedefleri olan, başarılı, sosyal ve yetenekli bir kadınsın. Yani öyleymiş gibi yapacaksın. Kızlar dinliyorum ama saçmalamayın. İlişkiyi yalanlar üzerine mi kurayım? Yalan demeyelim, birazcık abartacaksın sadece. Ayrıca bugüne kadar dürüst olduğunda ne oldu? Madalya mı taktılar? Taktılar.
da madalya değil. Haklısınız. Tamam. Ezgi Halk Değişikler Bölümü mezunu. Bir organizasyon firmasında yöneticilik yapıyor. Gayet güzel. Ayrıca spor yapmaya da bayılırım. Bir sürü ara vermiştim, sonra dayanamadım. Kickboks'a başladım. Kickboks? Bu arada ben de çok uzun zamandır tenis oynuyorum. Ayrıca dans etmeye de bayılırım. Vals, salsa, cha-cha, hepsi var. Bir de Japonca kursuna yazıldım. Ne demişler, biliysen bir insan. Japonca, enteresan. Ayrıca yemek yapmak özel ilgi alanım. Hatta ben bunu biraz daha profesyonel düzeye taşıyayım dedim. Bir uzak doğu mutfağı kursuna yazıldım. Japonca öğrenirken adı çıksın dedim aradan. Aslında bu hafta kursa başlayacaktım. Ama bir hayvan barınağında gönüllü çalışıyorum. Engelli hayvan barınağında. Orada nöbetçiyim. O yüzden haftaya kaldı. Ezgi, bir şey soracağım. Bunların hepsini hayatına nasıl sığdırabiliyorsun peki? Boş durmayı hiç sevmem. Sen gerçekten çok özel bir kadınsın bence. Hafta sonu ne yapıyorsun? Belki baş başa bir yemek yiyip yine sohbet ederiz. Hafta sonu benim çok önceden verilmiş bir sözüm var. Bana hafta arası da uyar. Hafta arası da biliyorsun hastanede çok yoğunum ben. Hiç sorun değil. Sende numaram var zaten. Sen beni ararsın. Evet. Ya bir arkadaşımı gördüm. Ona selam vermem lazım. Salak. Ne? Çekil. Şeyi batırdın. Aferin sana Eski, aferin. Ne güzel adamı etkilemişsin. Özel biri olduğuna inandırmışsın. Hafta sonu ne yapıyorsun diye sorulur mu salak? Sakin ol, o zaten soracak. Her şeyi berbat ettim yine. Haklı, çok haklı. Ben erkeklere böyle davranmaya devam ettiğim sürece onlar da bana böyle davranacak. Ben de hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bir de hava yapıyorum, nasihat alacak falan değilim diye. Ne güzel öğretecek bu kuralları. Evde mi acaba? Ne yapacağız oğlum? Ha? Fikrin var mı? Nasıl yapacağız bu işi? Gururun sırası değil Ezgi. Bu kuralları öğrenmem lazım. Yoksa bir başarısızlıkta da atacağım kendimi şuradan aşağı. Sakin ol. Sıkıldın değil mi bütün gün hocam? Koşturayım mı seni? Ha? İyi misin? İyi misin? Vallahi görmedim. Yemin ediyorum canım. Çok özür dilerim ya. Ya ne bileyim burada gezindiğini senin. Bakayım. Kalk, gel. Sen zararsın hayatıma. Mı yarıyordun neredeyse? Hayatım 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma, gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya, tamam. Zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana İlk adım adım görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dinleme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak
hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu mu söyledin? Öyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? O iltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet. Sen de ukalalık yapıp dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştim ben. Değil mi? Tamam. He. Öyle oldu diyelim. Sen peki o kuralları paylaşmak, yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şşt. Hey. Yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen. Sevgilin mi? Evet. Numaradan ya. Sevgilimmiş gibi yapacaksın. Nasıl ya, anlamadım. Yani bunun anlamayacak bir şey yok. Bir geceliğine sevgilimmiş gibi yapacaksın. Bu kadar. Yine kimden kurtaracağım başını? Annemden ya. Kız kardeşim bir düğüne gidip geleceğiz bir geceliğine. İki tane kural öğreteceksin de karşılığında bunu mu istiyorsun? Ona iki kural gibi küçümsemezsek, o daha çok senin işte hayallerine kavuşturmak gibi dersek daha yerine oturacak o. Düğün bu arada Göcek'te. Bir geceliğine gidip geleceğiz. Kaptırırız böyle 8 saatte. Yeriz içeriz. Geze geze. Bu kadar. O bu zamana kadar görüştüğün hiçbir erkeğe benzemez. Kendini 2 dakikada yatakta, 5 dakikada kapının önünde bulursun. Onunla sakın baş başa kalayım falan deme. Kabul edemem. Ne demek edemem? Kabul edemem demek, kabul edemem demek. Senin numaradan sevgilin falan olamam. Ya sen kendine güvenmiyorsun yani. Değil mi? Pardon? Neden kendime güvenmeyecekmişim? İşte role kaptırırım kendimi, aşık olurum falan diye. Ha, oldu. Sen kendini ne zannediyorsun be? Kendini beğenmiş. Ya Allah'ıma şükürler olsun, haklı sebeplerim var kendimi beğenmek için herhalde. Evet, o kadar mükemmelsin ki kendine numaradan sevgili arıyorsun. Hayatım, orayı bir netleştirelim. Benim olayım sevgili bulmak ya da bulamamak gibi değil yani. Daha çok sevgilimin olmasını istememekten kaynaklı. Anlatabiliyor muyum? Benim tercihim yani. Senin gibi çaresiz değilim. Çaresiz mi? Evet. Benim çaresiz olduğumu nereden çıkardın sen? Ha, değilsin çaresiz. O yüzden gecenin bir vakti terasıma dalıyorsun yardım istemek için. Sen de iki yardım edeceksin deyip suistimal ettin durum, fırsatçı. Fırsatçı? Ben miyim fırsatçı? Yok artık ya. Tamam ya, istemiyorum. Sen kabul etsen de artık senden yardım vardım istemiyorum ya. Aman ben de çok meraklıydım. Etmezsen etme. Sana gelen de kabahat. Asıl senden bir şey isteyen de kabahat ya. Gerçekten artık erkeklerin seni niye böyle terk ettiklerini falan çok daha iyi anlıyorum şu an. Hepsi senin gibi pislikti çünkü. Dikkat et bak, düşersin. Takılma. Gerizekalı. Hadsiz. Çaresizmişim. Değilim çaresiz falan. Sensin çaresiz. Beni düşürdüğün durumlara bak. Hepsi senin yüzünden. Pislik. Beni suçlamaktan vazgeç. Suç senin. Kuralları bilmiyorsun. İlk hatayı ben de yaptım. Bana sanki annemmişsin gibi davrandın. Ama kuralları bilseydin. En büyük kusurum bence fazla safsın. Hemen inanıyorsun. Çok iyi niyetli bu da. Belli bir süre sonra sıkıyor insanı. Kesinlikle. Çünkü kuralları bilmiyor. Dedim sana. Çaresiz. Hayır değilim. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. 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 Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Rüyaymış. Ne rüyası be? Kabustu. Resmen psikolojimi alt üst ettin. Ama haklı. Haklı tabii. Resmen çaresizim. Niye öyle davrandım ki ona? Eski ah! Efendim anneciğim? Hah Ezgi, ay çatlayacağım meraktan. Nasıl geçti dün akşamki randevun kızım? Anne, saat sabahın 8'i. Biliyorum. Zor sabrettim zaten bu saate kadar. Nasıl geçmiş? Nasıl geçti?
Ay Allah aşkına kötü geçti deme, ne olur. Hayır, kötü geçmedi. Kötü geçmemiş. Tamam, ne zaman getiriyorsun bizimle tanıştırmaya? Anneciğim, daha bir kerecik görüştüm. Tamam. Bir de ben çok merak ediyorum. Aa bak şey yapalım. Ben bir randevu alayım, tamam mı? Gideyim göreyim adamı, yani doktor nasıl olsa. Anne. Adam jinekolog. Yani lütfen rica edeceğim, o kadar da samimi olmanızı istemiyorum. Jinekologmuş. Tamam tamam peki. Şey diyeceğim sana. Ne zaman siz bir daha buluşacaksınız bakayım? Bak Ezgi, kızım elini çabuk tut. Senin bağırsak solucanın nişanlanmış. Nişanlanmış mı? Hadi soğutacaksın. Hı-hı. Sen nereden biliyorsun? Stoklarken gördüm. Bir de yanlışlıkla beğendim. Ne? Merak etme, merak etme. Sahte hesabımdan. Bir saniye anneciğim. Ezgi annem. İsmi Ezgi. Aa çok güzelmiş. İsmi de çok güzelmiş. Ezgi. Beğendim. Anneciğim benim acil halletmem gereken bir iş çıktı. Hemen onu halledeyim. Arayacağım seni. Tamam. Peki peki. Hadi sana iyi işler. Ezgiciğime selam söyle. Aleyküm selam anneciğim. Söylerim. Evet. Ben düşündüm. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilir. Yani bu teklifimi kabul ettiğin anlamına mı geliyor? Nedir? Bir geceliğine. Sevgilin olmayı kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Karşılığında o zaman ben de yaz bitmeden evlilik teklifi alacağını garanti ediyorum. Yaz bitmeden. Beni biliyorsun en kötü ihtimalle. Şaka mı bu? Hayır. Sen nasıl kendinden bu kadar emin oluyorsun? Anacığım kuralları biliyorum ben, dedim ya yani. Bir erkek en geç üçüncü görüşmesinde zaten mevzuya karar veriyor. Yani evlenip evlenmeyeceğine. Yani önünde hiçbir engel olmamasına rağmen üç ay içerisinde bir girişimde bulunmuyorsa, bir adım atmıyorsa kes ümidi. Üç ay. Pislik üç ay içinde nişanlandı. Benimle evlenmeye zaten niyeti yoktu. Böyle düşününce geliyorsun zaten kendinde. Tamam bak şimdi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlamamız lazım. Şimdi o pislik yaz sonu evlenecekmiş. Benim kesinlikle ondan önce evlenmem lazım. O yüzden sen böyle sabah sabah kuyruğunu kıstırıp tırıs tırıs. Hadi başlayalım. Başlayalım. Önce doktoru fabrika ayarlarına geri döndürmemiz gerekiyor ki bu çok zor olacak. Yani ilk izlenimi silmemiz bayağı bir zor olacak yani. Ama imkansız değil. İlk olarak avımızı tanıyalım. Evet. Göster bakayım. Bakayım şu doktora. Çıkar. Bu beğenemedin mi? Ya bu kolay, bunu hallederiz. Bu sayılmaz yani. Bir şey yok bunda, tamam. Tipsizmiş. Tipsiz mi? Evet. Yok artık. Yani tamam. Çok yakışıklı sayılmaz ama karizmatik ve çekici. Sıradan, sıradan. Yani gerçi seninle kıyaslanınca çok okey. Uyumlu sayılırsınız. Tamam be, takılıyorum, bozulma hemen ya. Nem kapıyorsun, tamam. Bu arada senin görüntün ona mı basar bence? İşte. Bak şimdi aynı dili konuşuyoruz. Benim de istediğim tam olarak bu. Yani ben ondan güzel olayım. İşte o beni kıskansın, üzerime düşsün, sürünsün. Canım Adriana Lima'nın bile aldatıldı. Bu dünyada öyle çok da büyük hayallere girmemek lazım zaten. Anam bu jinekolog muymuş? Ay. Cahil. Espriler yapmayacaksın değil mi? Vallahi yapacağım da önce samimi olalım diye bekliyorum. Seninle asla o kadar samimi olmayacağız. Anlaşma biter, arkadaşlık biter. Öyle olsun bakalım. Tamam yeter bu kadar lavallik. İyice sulandırdın sen de bu işi. Biraz ciddiyet yani. Konumuza dönelim. Yapman gereken ilk şeyi söylüyorum. Hazır mısın? Bir not defteri falan al istersen. Seni dinliyorum, nota ihtiyacım. Hazır mısın? Hazır. Dikkat misin? Hadi. Benle misin? Söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.